Spor yaralanmalarındaki tedavi çeşitlerimizde buz torbası, soğuk uygulama çok önemlidir. Belki evde herhangi bir travmadan sonra, düşmeden sonra ya da okulda çocuğumuzun herhangi bir yaralanmasından sonra ya da işte futbol oynarken yaptığımız bir spordan sonraki düşme ve çarpmalardan sonra herhangi bir yerimizdeki şişlik ve ağrıda, kızarmada mutlaka buz torbası uygulamak lazım. Buz torbası uyguladığımız zaman buradaki şişliğin ve kızarıklığın, ağrının birebir gittiğini ve tedavi süremizi ciddi anlamda kısalttığını yapılan deneylerde, yayınlarda kanıtlanmış olduğunu görüyoruz. Spor travmalarında ya da geçirdiğimiz herhangi bir evdeki, yoldaki travmadan sonra uyguladığımız buz kompleksi sadece birinci basamaktır. Hekime gitmeden önce uygulayacağımız, hastanın oradaki kalıcı hasarını azaltabilecek bir uygulamadır. Buz torbasından sonra, uyguladığımız buz kompleksinden sonra mutlaka hekime başvurup kalıcı olarak tedavimizi yaptırmamız lazım. Hastamız polikliniğe geldiğinde hastamızın şikayetlerini dinledikten sonra, muayenemizi yaptıktan sonra, yapılacak bir tetkik varsa onu da tetkiğimizi yaptıktan sonra tedavi olarak ağrı kesici nonsteroid antiinflamatuar dediğimiz ağrı kesici tedavilerimizi uyguluyoruz. Özellikle bu tür spor yaralanmalarda, travmalardan sonra buz torbası dediğimiz soğuk uygulama mutlaka uyguluyoruz. Bunun dışında lokal olarak bazı enjeksiyonlar yapıyoruz. Bunlardan fayda görmeyen hastalarımızda fizik tedavi gibi diğer branşımız olan fizik tedaviye yönlendiriyoruz. Spor yaralanmalarında mutlaka istirahat önemlidir. Yapılan sporun belli bir süre tekrarlanmaması lazımdır. Oradaki travmanın, ödemin, kızarıklığın, şişliğin tamamen geçebilmesi için belli bir süre istirahat etmek lazımdır. Elastik bandajlar uygulamak lazımdır.